Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu 5. yasama yılı 14. birleşimini açıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Covid-19 salgınının çok yaygınlaşması nedeniyle birkaç hafta grubumuzu izleyiciye hepimizin ve herkesin sağlığı için kapattık. Anlayış gösteren örgütlerimize Bizi destekleyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların gönüllerinin, kalplerinin burada olduğunu biliyoruz. Hepsi de Sayın Genel Başkanım sizi ekranlarda bekliyorlar. Sayın Genel Başkanım, yürütme ceberrutlaşıyor, yasama etkisizleşiyor, yargı giyotinleşiyor. Millet üşüyor, millet ekmek arıyor. Millet huzur istiyor. Velasıl millet sesini bekliyor. Az kaldı. Geliyor. Gelmekte olan. Buyurun efendim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında, radyolarının başında, sosyal medya hesaplarında dinleyen, izleyen bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Zor günler yaşıyoruz aslında. Zor şartlardan geçiyoruz hep beraber. Ama bunu inşallah hep birlikte aşacağız. Aşmak zorundayız. Aşmanın yolu Birlik olmaktır, beraber olmaktır. Adalette buluşmaktır, sevgide buluşmaktır. Kucaklaşmada buluşmaktır. Kimseyi ötekileştirmemektir. Ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etme amacını taşımaktır. Bunu yapacağız inşallah. Kayıplar var. Cevde Sait, Çerkez Asıllı, Suriyeli. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Önemli bir din alemiydim. Barışı, uzlaşmayı, birlikte yaşamayı, düşünce özgürlüğünü hem savunuyor ama şiddete de süratle, işte daha sonra şiddete de bütün varlığıyla karşı çıkıyordu. Devleti yönetenlerin tek ölçüsünün adalet ve eşitlik olması gerektiğini her ortamda ifade ediyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, özellikle Kafkas kökenli, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Elbette ki iyi insanlar hep anacağız. İyi insanlar aslında toplumu ileriye taşıyan, toplumun toplumu aydınlatan insanlardır. Bu bağlamda Uğur Mumcu unutmadık, Muhammed Aksoy'u unutmadık, İsmail Cem'i unutmadık, Abdi İpekçi'yi unutmadık, Gaffar Okan'ı unutmadık ve Fatma Giri'yi unutmadık. Hepsi bizim yolumuzu aydınlatan, bize ışık tutan kişilerdi. Hepsine şükran borçluyuz. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle son 5-6 yılda toplumun en yoksul kesimlerine, kendilerini sahipsiz eden kesimlerine ilgi gösterdik. Onların yanında olduk. Onlarla beraber oturduk aynı sofraya. Onlarla beraber en azından hem kendi sorunlarını hem Türkiye'nin sorunlarını görüşme imkanımız oldu. Milletvekillerimiz Anadolu'yu karış karış gezdiler. Biriyle bir değil, iki değil, on, on beş, on sekiz, yirmi, bazen otuz, otuz beş milletvekili arkadaşımız gitti. Sadece kentin merkezini değil, illerini, ilçelerini gezdiler. Dolayısıyla sorunları ölçüyoruz, tartıyoruz ve her soruna çözüm üretme gayreti içindeyiz. Bu bağlamda taşeron işçiler bizim attığımız en önemli adımlardan birisiydi. Önce onları örgütledik, dernek kurmalarını sağladık, kadro taleplerini gittiğimiz her yerde dillendirdik ve sonunda iktidar bunlara kadro vermek zorunda kaldı. Hala kadro alamayan hastane bilgi yönetim sistemleri de çalışanlar var. Bunların sayıları 2200 kadar. Bunlar bir hastanenin beynini oluşturuyor aslında. Fakat bunların da orada çalışması, orada kadrolu çalışması lazım. Daha önce çıkan kanun hükmünde kararnameyle bunları tasfiye ettiler, bunları dışarıda tuttular. Bunlar geçen gün geldiler dediler ki bize bugüne kadar çok kişi söz verdi ama verdikleri sözü tutmadılar. 2200 civarındayız. Geçmişte görev yapan ee, dönemin çalışma bak çalışma bakanı Jüli de Sarıeroğlu bize söz verdi 2018'de sizi kadroya alacağız siz zaten taşeron değilsiniz hastanenin asli unsurlarısınız burada çalışmanız lazım dedi ama vermedim. En son Sayın Bilani Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken geldi bize söz verdi söz sizi kadroya alacağız diye ama bugüne kadar bize kadrolar verilmedi diye. Bu arkadaşlarıma sesleniyorum. Az kaldı az kaldı göreceksiniz. Millet İttifakı'nın iktidarında sizin kadrolarınız en kısa sürede verilecek. Çalıştığınız hastanede kadrolu personel olarak çalışmaya devam edeceksiniz. Buradan söylüyoruz. Yapıyorsanız yapın yoksa biz gelip yapacağız. Aynı şekilde terörle mücadele eden yaralanıp vücudunda kurşun mermisi taşıyan, sakatlanan pek çok kişi gazi sayılmıyor. Bunlar da geldiler. Bize defalarca söz verildi dediler. Gitmediğimiz parti kalmadı dediler. Her seferinde her gittiğimiz yerde haklısınız dediler. Vücudumuzda mermi taşıyoruz. Parmaklarımız koptu. Herkesi gazi saydılar bizi gazi saymıyorlar diyor. Ve Rakamlar verdiler, jandarmadan 11.500, kara kuvvetleri 6.000, polis teşkilatında 2.500, toplam 20.000 asker ve polis gazi sayılmıyor. Ve bize dediler ki 15 Temmuz darbe girişiminde bir kan hükmünde kararnameyle herkese gazilik ünvanı verdiler, tırnağı yaralanana verdiler. Ya biz eksi 30-35 derecede bölücü terör örgütüyle mücadele ettik. Yani şehit olmadığımız için mi bize bu hak veriliyor? Neden verilmiyor? Neden bu yapılıyor bize? Mücadele ettik. O mücadele sıradan bir mücadele değildi. De aynı zamanda bir vatan mücadelesiydi. Bizi, bizi gazi saysınlar. En azından bayrağımızla beraber ölürsek bizi defnesinler. Bize bu onuru versinler diyor. Onlar da defalarca bu talepte bulunmuşlar ama verilmemiş. Malum bizden de çok sayıda arkadaşımız bu arkadaşlarımıza gazilik ünvanı verilsin diye kanun teklifleri verildi. 26. dönem verildi, 27. dönem verildi, bu dönemde de verildi. Ben daha önce bu kürsüde yaptığım bir konuşmada Milliyetçi Hareket Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Sayın İzzet Ulvi Yönter'de bir kanun teklifi vermiş. 9 ay geçiyor, verip vermiyorlar. Gündeme getirmiyorlar. Buradan ses sesleniyorum. Ya gazileri kandırmayın veya direnin o kanun teklifi meclis genel kuruluna gelsin kardeşim. <laughs> Hükümetin ortağısınız zaten. Gazi sayılmayanlar, terörle mücadele edenler gelmişler size. Söz vermişsiniz, kanun teklifi vermişsiniz. Saraydan gelen kanun tekliflerine el kaldırıyorsunuz. E bir de sizden gelen el bir kanun teklifine saraydan talimat alanlar el kaldırsın. Sorunu çözelim. Bu çağrımızı da yapıyoruz. Ve yine terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanlar derneğinin bütün çalışanlarına, bütün mağdurlarına yani 21 asker ve gazi sayılan asker ve polise sesleniyorum. Haklar verilirse verilir. Verilmesi az kaldı zaten. Bir süre sonra nasıl olsa millet ittifakı iktidar olacak o hakkı bir size teslim edeceğiz. Göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım, geçen günlerde bir mektup geldi. Güneydoğu'dan bir annenin mektubu. Berfin Tolunhan diye bir mektup. Diyor ki, oğlum Osman Talayhan 2014'te Mardin Kızıltepe'de şehit oldu. Köy korucusuydu diyor. Şehit olan oğlumun 11 çocuğuna o tarihten beri ben bakıyorum diyor. Şehit annesiyim. Bana verilen aylık 281 lira 03 kuruş. Şimdi vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Bir şehit annesine verdikleri para 281 lira 03 kuruş. Yazıktır günahdır. Ya bu devlet bu kadar mı fakirleşti? Beşli çeteye gelince bıraktık Türk lirasını. Milyonlarca avro, milyonlarca dolar veriyorsunuz ya. Ya bir şehit annesine, 11 çocuğa bakan bir şehit annesine verdikleri para 281 lira 03 kuruş. Bunu grup başkan vekillerine vereceğim. Bunun takipçisi olun lütfen. Öğretmenler meslek yasası görüşülüyor. Bu meslek yasasına bütün öğretmen kuruluşları karşı. Böyle bir meslek yasası olmaz diyorlar. Hepsi karşı. Hani taraftar olan, alkışlayan tek bir öğretmen bile yok. Bir aldatmacadır gidiyor. Ama az kaldı. Bütün öğretmen kardeşlerime sesleniyorum. Siz bir irfan ordususunuz. İrfan ordusu. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak olan sizlersiniz. Bu ülkeyi büyütecek olan sizlersiniz. Bu ülkeye saygınlık kazandıracak olanlar sizlersiniz. Sizin önünüzdeki en büyük engel Cumhur İttifakı'dır. Bu ittifak sizi bir yere taşıyamaz. Ağzınıza bir palmak bal vermeye kalkar, cebinizi boşaltır. Ama size sözüm söz, gerçek anlamda öğretmenler meslek yasasını biz çıkaracağız. Beraber çıkaracağız. Sizin görüşünüzü alarak çıkaracağız. Öyle ücretli öğretmen, yok efendim sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen. Bütün bu garabetlere söz vereceğiz. Herkes kadrolu olacak. Herkesin saygınlığı olacak. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Öğretmen mesleğini en itibarlı meslek haline getireceğiz. Bunu, bunu da bütün öğretmen kardeşlerimin bilmesini isterim. Değerli arkadaşlarım. Daha önce kamuda çalışan bir oktatıra seslenmiştim direnin demiştim. Yolsuzluk belgeleri varsa imzalamayın demiştim. Biz sizin arkanızdayız demiştim. Aradan bir süre geçti. Belgeler yağdı. Ama bazı mağdurlar vardı. Onlarla da görüştük. Bazıları görevlerinden alındı. Bazıları kendileri istifa ettiler. Bazıları hayır biz bunu imzalamayız dediler. Ve bir video yayınladım. Dedim ki AK Parti'nin gidişi gidiş değil. Bu gidiş Türkiye'yi felakete götürüyor. Örnek verdim. Orada konuştum örnek verdim. Erdoğan önce AK Parti'yi zapturapt altına aldı. Bu parti benim partimdir dedim. Sonra partiyi kuran kurucuların tamamını tasfiye etti. Yani AK Parti'nin akil insanlarının Partiden tamamen dışladı ikinci aşama. Üçüncü aşama AK Parti'yi ailesine peşkeş çekti. Ailesi de bütün birimleriyle AK Parti'nin içinde ve devletin içinde. Devlete yön veriyormuş. Sonra dördüncü aşama devleti kendi ailesinin isteklerine boyun eğecek hale getirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görmediğimiz bir olaydı. Bütün bu baskılara rağmen bürokratinin nabzı atıyor mu diye tekrar bir video yayınladım. Oturdum. Dertleştik kamu görevlileriyle. O arada bir yolsuzluk dosyasını da gündeme getirdim. Gelen bir yolsuzluk dosyasını da gündeme getirdim. İsim vermedim. Sadece dosyayı okudum, dosyadaki bilgileri okudum. Vay efendim o dosyanın altında benim imzam yoktur diye Erdoğan diğerleri çıktılar açıklama yaptılar. Bir bakan çıktı arkadaşımıza dedik telefonda bağlansın bütün sorularına cevap verelim. Gerekirse belgeleri gösterelim diye fakat korktular bizim arkadaşın telefonda bağlanmasına izin vermediler. Şimdi değerli arkadaşlarım nedir bu Olay anlatayım. 3 Nisan 2018'de bir ihale yapılır. 3 milyar 198 milyon 443 bin 127, 127 lirayı veren firma kazanır. Firmanın özelliği gerçek bir ihale olması, yarışmaya girmesi ve bunu kazanması. Artı İç finansmanı kendisi karşılayacak. Yani finansmanı içeriden kendisi karşılayacak. Yani dışarıdan avro, dolar falan bir garanti söz konusu değil. Yapacak. Ama ihaleyi beşli çeteden birisi kazanmaz. Bunun üzerine ihale iptal edilir. Aradan bir süre geçilir, geçer. İhalede bazı değişiklikler doğru yeniden ihaleye çıkılır. 21 Ağustos 2020'de. Bu ihale Kamuya açık bir ihale değildir. 21B'ye göre yapılır. Yani deprem, yangın, savaş, sel, su baskını olağanüstü hallerde olan bir olay. Olursa ihale olacak. Deprem olmuşsa tabii ihale yapıp ihale sonucunu bekleyemezsiniz. Ortada deprem yok, savaş yok, yangın yok, bir şey yok. Neden 21B'ye göre adrese teslim ihaleyi vermek için? Yaparlar. Bu sefer... 3 milyar 200 milyon değil yuva, ortalama 9 milyon 449 bin, 995 bin 834 liraya Beşli çeteden birisine ikram edilir. Allah arkadaş bu ihale senindir denir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş doğru ben de biliyorum. Ama bir ayrıntı var. Önemli bir ayrıntı var. Bunlar giderler. Yani beşli çete adına yurt dışından para alırlar. Para toplarlar. Daha doğrusu para isterler. Onu da söyleyeyim. 1 milyar 238 milyon 421 bin 599 avro kredi anlaşması yapılır. Kredi anlaşmasının kefili sorumlusu hazinedir. Beşli şeteden değil hazinede. Nereden diyeceksiniz? Kamu borç yönetimi raporu var. Maliye Bakanları benim değil. Maliye Bakanlığı'nın ilgi sayfası var. İhalenin adı var, borç miktarı var. Karşısında yazıyor borçlu kim? Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bugünkü fiyatlarla 6 milyar 18 milyar civarında. Erdoğan diyor ki efendim, Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, benim hiçbir imzam yok. E sen ihale komisyonda değilsin ki ben senin ihale komisyonda Erdoğan orada o da imza atacak diye. Sen ihale komisyonda değil, sen talimat veren makamdasın. Talimat veren makamdasın. Diyorsun ki ihaleyi iptal edin. Bir süre sonra bekleyin. İhaleyi bizim çeteden arkadaşlara vereceğim diyorsun. Bir de dışarıdan borç alacağım diyorsun. O borca da ben kefil olacağım diyorsun. E şimdi bu 2020 kamusal mali durum ve beklentiler raporu kim? Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın raporu. Açın raporun. 25. sayfasında 17 3 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı oluru ile yatırım programında gerekli revizyon yapılmıştır diyor. Demek ki onayı veren kim? Erdoğan. Başka? Sadece bu mu? Hayır. Sayıştay'ın da raporları var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sayıştay raporu var. Orada da aynı tarihi veriyor. Yine aynı şekilde. Burada yalnız tarih yanında sayı da veriyor. 17 3 2020 tarihli 24 77 61 98 tre 903.02 tre 21 sayılı Cumhurbaşkanlığı oluru. Orta da var. Sen demek ki. Bütün bu kirlilikleri biliyorsun zaten bilmemen mümkün değil. Sizin talimatınızla yapılıyor, senin talimatınla yapılıyor zaten bunlar. Bütün bu kirliliklerin hepsi var. Bunları aslında burada anlatmak istemezdim. Bu toplantıdan sonra bütün belgelerin sahibi olan, sahibi olan Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Deniz Yavuz Yılmaz bir basın toplantısı yapacak. Bunların tamamını açıklayacak. Çünkü dosya kalın bir dosya. Bu dosyanın içinde her şey var. Bütün sorulara yanıt var. İşin özeti ne? İşin özeti şu. Hazineyi yükümlülük altına sokuyorsun. Beşli çeteyi koruyorsun. akı akıyla ihaleye, açık ihaleye girmiş kazanan bir kişiye bu ihaleyi vermiyorsun. Niye vermiyorsun kardeş? Ben bunu söyleyince de kıyamet kopuyor. Kılıçlar Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyor. Görmediğim belgeyi konuşmam. Sevgili Erdoğan daha dur bakalım. Daha sana çok sürprizlerimiz olacak. Ben yolsuzluk belgelerini açıklamayacağım. Arkadaşlara söyledim her birisi tek tek açıklayacak o yolsuzluk belgelerini. Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız. Sen hiç meraklanma. Bütün değerli arkadaşlarım hepsi dediğim gibi ben ayrıntıya fazla girmeyeyim. Bütün ayrıntıları arkadaşlarımız aktaracaklar. Zaten o yaptığım konuşmada da, videoda da yaptığım konuşmada demiştim zaten. Yani ben yolsuzlukları anlatmak istemiyorum. Bürokrasinin nabzını tutmak istiyorum. Devletteki bürokrasinin, namuslu bürokratların nabzını tutmak istiyorum. Yoksa yolsuzluk deyince zaten senin adın baş sırada yer alıyor. En ön sırada yer alıyor yani. Bunu bilmeyen mi var yani? Sadece ben değil. Bütün Türkiye artı bütün dünya biliyor. Senin yolsuzluğunu bildikleri için çıktılar sana dediler ki bak kızdırma bizi senin mal varlığını inceleriz ha. Gökü çıktı mı? Çıkmadı. Oysa ne demesi gerekirdi? Şunu demesi gerekirdi. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanıyım. Benim bir onurum var. Benim bir namusum var ve temsil ettiğim Türk milletinin bir onuru var. Eğer siz benim mal varlığımı incelemezseniz namertsiniz demesi lazımdı. Dedi <laughs> mi? Demedi. Diyemez. Söyleyemez. Ama dediğim gibi yolsuzluk deyince zaten akta Erdoğan geliyor. Başka kimsenin gelme şansı zaten yok. Bunlar açıklanacak ama genel kurula kadar taşıyacağız. Bu konuda da yine bir milletvekili arkadaşımız Sayın Başarır, Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet Savcılığı'na ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Diyorlar ya belge varsa ver, verdik şimdi. Takipçisi olacağız. Belki bizim elimizde olmayan ama dosyalarda olan belgeler de belki bu vesileyle elimize geçmiş olacak. Onu da ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım. Bunlar ayrı. Bunları görüşeceğiz. Ama bugün Türkiye'nin Türkiye'nin gündeminde daha ağır sorunlar var. Bütün bu kirlilikler ekonominin daha da kötüye gidişine yol açtı. İsrafa yol açtı, vurguna yol açtı, gelir dağılımını bozdu ve insanların büyük bir kısmı fakirleşti. Gerçekten de mutfaklarda yangın var. Gerçekten de sanayide yangın var. Gerçekten de üretim zincirinde yangın var. Cumhuriyet tarihinde karşılaşmadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Doğalgaz kesintileri başladı. Hiç karşılaşmamıştı bu kadar büyük ve yaygın bir olayla hiç karşılaşmamıştık. Ya ülkeyi yönetenlerin, Türkiye'yi nereye getirdiklerini hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlarım, Ocak 2018'de şöyle ifade edeyim. Daha önce doğalgaz kış geliyor, doğalgaz kesilebilir diye Ağustos ayından beri iktidarı uyarıyorum. En son 12 Ekim tarihinde yine grupta bir konuşma yaptım. O konuşmayı izninizle okuyayım. Değerli arkadaşlarım, devleti yönetenler önümüzde kara kış geliyor. Kara kışın topluma maliyetini iyi hesaplamak zorundadırlar diyorum. 12 Ekim tarihinde. Bunların umurunda değil. Ama biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun insanlarımızın sorunlarıyla ilgileniyoruz. Dedikten sonra bunlar basiretsiz bir yönetim diyorum. Bu neden basiretsiz bunlar? Doğalgaz alıyorsunuz değil mi diyorum dışarıdan. Bunu depolayacaksınız diyorum. Örnek verdim. Kış geliyor. Odun alırız ya evler odun alır, kömür alır, tezek alır. Hepimiz kışa hazırlığımızı yaparız. Bizim Silivri'de Tuz Gölü'nde depolama tesislerimiz var. Akaryakıt depolama tesislerimiz var. Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgazı da depoluyoruz. 9 Ekim itibariyle bu depolarda bulunan gaz miktarı 2 milyar 791 bin metreküp. Bu sadece 15 günlük ihtiyacımızı karşılıyor. Doluluk oranı ise %54. Bakın Ekim ayında söylüyorum. Aynı tarihte yine aynı konuşmada diyorum ki Avrupa'ya da bakıyoruz. Onlar da doğal gaz alıyorlar. Onların depolarında ne kadar doğal gaz var? Onların depolarında yüzde yetmiş altı. Ve bu açıklamayı yaptığım tarihten sonra depolardaki gaz sürekli azaldı. Bunu da kamuoyuyla paylaştım. Dedim ki Ocak 2018'de depolarda yüzde 73 oranda depolarda gaz vardı. doluluk oranı yüzde 73. Ocak 2019'da yüzde 72. Ocak 2020'de yüzde 60. Ekim 2021'de az önce söyledim yüzde 54. Ocak 22'de yüzde 32. Bu rakamları açıkladıktan sonra Enerji Piyasaları Anonim Şirketi bu rakamları açıklayan yani EPİAŞ internet sitesinden bütün rakamları kaldırdı. Şu devlet yönetimine bakın Allah aşkına ya. Millet gerçekleri öğrenmesin diye. Hangi akıl, hangi mantık? Gerçekten yönetemiyorlar. Gerçekten yönetmekten acizler. Gerçekten üç adım sonrasını bilmiyorlar. Bıraktım üç adım sonrası. Yarın sabah ne olacağını bilmiyorlar. Böyle bir devlet yönetimini hiç görmedim. Sanayici ne diyor? İlk kez bu kadar kapsamlı bir kesintiyle karşılaşıyoruz, şoktayız diyor. E şoktasınız, doğru. Ben de biliyorum. Ekim ayında uyardım, Ağustos'tan beri uyarıyorum. Bakın, kara kış geliyor, beyler, önlem alın diye. Ham madde fiyatlarındaki artış, döviz kuruları, enerji zamları derken kesintiler geldi. Sanayici olarak darbe üstüne darbe yiyoruz. E, yersiniz. yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok. Yönetme kapasiteleri yok. Yönetme öngörüleri yok. Yönetme akılları yok, akılları, akılları yok. 80 dağıtım şirketi var. Onlar o sebeplerle nasıl ceza kesecek? Bu cezalar OSEB yönetimleri tarafından nasıl tesislere bildirilecek? Bu da başka bir sorun. Yabancı ortağım huzursuz oluyor. Yabancı yatırımcı nasıl gelecek diyor. 3 günlük elektrik kesintisinin o sebelerde yarattığı kaybın 5 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Söyleniyor diyorum. Ama buradan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne açık ve net çağrı yapıyoruz. Elektrik kesintilerinin o sebelerde yarattığı maliyetin tutarı nedir? Bunu görmek istiyoruz. Bilmek istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütün sebe yöneticileriyle konuşmalı rakamları almadı ve kamuoyuyla paylaşmadı. Saydam devlet bunu gerektirir. Doğru yönetim bunu gerektirir. Ahlaklı yönetim bunu gerektirir. Bizim doğruları bilmeye hakkımız vardır. Zamanında uyardık beyler dikkat edin diye umursamadılar. Çünkü devleti yönetemiyorlar. Tabi bir taraftan bunlar öbür taraftan insafsız zamlar devam ediyor. Sanayide kullanılan doğalgaza Yüzde 435 zam arkadaşlar ya bir yılda. Yüzde 435 zam. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 290 zam. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 200 zam. Nereye kadar gidecek bu? Ve nasıl olacak bu? Sonra elektrik zamları olunca da dediler ki 150 kilova saate kadar yüzde 52 zam yapacağız. Aşarsa yüzde 127 zam yapacağız. Yine akıl verdim onlara. Yine 4 Ocak'ta bu grup toplantısında, bir grup toplantısında şunu söyledim. 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik 230 saat kilo 230 kilo saattir dedim. Buna göre önlemi alın. Zam yapacaksanız buna göre yapın. Yapmadılar, dinlemediler. Dün kalkmış açıklama yapıyorlar. Benim dediğim noktaya geldiler. Demek ki devleti yönetemiyorlar. Demek ki biz biliyoruz. Demek ki biz devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyoruz. Demek ki biz toplumu da çok iyi biliyoruz. Dört kişilik bir ailenin tükettiği elektriği de biz çok iyi biliyoruz. Sarayda oturan elektrik faturası ödemiyor ki. Sarayda oturan elektrik faturası mı var? Doğalgaz faturası mı var? Kahvaltı faturası mı var? Mutfak masrafı mı var? Hiçbir masrafı yok. Sanıyor ki herkes kendisi gibi. Yap zamı nasıl olsa kimse ödemeyecek. Perişan ettiler milleti. Bunun bilinmesini isterim. Tabii şu gerçek de var. Bunu da bütün AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerim bilmesini isterim. Hep derlerdi ki efendim dolar yükseldiği için biz bu zamları yapıyoruz. Ve sizleri avuturlardı. E dolar 18 oldu bütün zamlar çıktı şaha. E dolar düştü 13'e. Hiçbir şey hiçbir şeyin fiyatı düşmedi. Akaryakıt dahil olmak üzere. Şu anda her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesi gibi. Para kesiyor oradan. Para kesiyorlar. Demek ki milleti kandırıyorlar. Demek ki geçmişte AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kardeşlerim sizi kandırıyorlar. Sizi kandırıyorlarsa sandıkta bunlara ders vermekte de sizin göreviniz değerli arkadaşlar. Bunu da ifade etmek isterim. Asgari ücrete neyse bizim büyük baskılarımız sonucu asgari ücreti işte 4253 lira yaptılar net miktar olarak. Bizim belediyelerde bu 4500 liradır onu da ifade edeyim. Türk işin açlık sınırı Ocak ayı açlık sınırı 4249 lira. Para eline geçmeden açlık sınırının altında kalacak bir asgari ücretli. Zamların yarattığı tablo budur. Ve bu tabloyu herkesin bilmesini isterim. Eğer gecenin karanlığında 21. yüzyılın Türkiye'sinde insanlar ucuz ekmek kuyruğuna giriyorsa, 21. yüzyılın Türkiye'sinde eksi 2 derecede, 3 derecede yağ kuyruğuna giriyorsa insanlar, ucuz yağ alacağım diye yağ kuyruğuna giriyorsa bunun sorumlusu saray şürekasıdır. Erdoğan ve ailesidir. Bunu açık ve net herkesin bilmesini isterim. Böyle üstü kapalı bir şeyler de söylemiyoruz. Gayet açık gayet ne söylüyoruz. Bunlar bu devleti yönetemezler. Ama ben yine ülkemi sevdiğim için insanlarımız daha fazla mağdur olmasın. Gelecekte de aynı tablolarla karşılaşmayalım diye yine bir öneri yapmak isterim. Devam eden yeraltı depoları ve geri üretim tesislerinin yatırımların süratle bitirilmesi lazım. Kaynak yeteri kadar süratle kaynak ayrılması lazım. Aynı tabloyla bir daha Türkiye karşılaşmasın diye. Konya, Karaman, Mersin e, arasında bağlantı hattının tesis edilerek bölgesel iletim hatlarının güçlendirilmesi lazım. 3. İran İran'dan kaynaklı sorunların yaşanmaması için doğu bölgelerini besleyecek iletim ve dengeleme altyapısı gecikmeden tesis edilmelidir İran bunu istiyor İran'dan doğal gaz sadece bir gün kesildi sadece bir gün sorunlu İran atmaya çalıştıra İran açıklama yaptı ya dış politikada yalan olur mu ya Allah aşkına yalan söylüyorsun İran seni yalanlıyor ve sesin kesiliyordu Azerbaycan ile kesinlikle görüşmelere gidilmeli Türkiye'nin mağdur olduğu bir Transit tarife fiyatı var. Bunun düşürülmesi lazım. Doğrudan çıkış verilmesi lazım. 2022-2023'te Türkiye'ye vereceği gaz miktarını Azerbaycan'ın artırması ve özellikle 2024 sonrasında da Bakü, Tiflis, Erzurum boru hattından doğal gaz tedarikinin garanti edilmesi sağlanmalıdır. Bu önerilerimizi de yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım, yönetemiyorlar diyorum. Niye yönetemiyorlar? Çünkü istikrar yok. Yönetimde istikrar yok. Erdoğan yönetemediğini görüyor. Faturayı bakanlara çıkarıyor. Faturayı bürokratlara çıkıyor, çıkarıyor. Hazine Bakanı değiştirelim. E sen talimatı verdin kardeş. Sen talimatı verdin o da uyguladı zaten. Senin söylediğin üstüne bir şey mi söyledi? Hayır. Yeri geldi içine attı dedi ki lanet olsun yapıyorlar ben, ben bari sesimi çıkarmayayım dedi. Üç buçuk yılda üç tane hazine ve maliye bakanı değişti. Dört tane Merkez Bankası başkanı değişti. Merkez Bankası'nın hiçbir işlevi yok artık. Fiyat istikrarını sağlayacak kurum olmaktan çıktı zaten. Merkez Bankası'nın tek işlevi kaldı matbaada Türk lirası basmak. Başka bir işlevi yok. Fiyat istikrarını sağlayan bir kurum değil. Yöneticileri iyi paralar alıyorlar. Saraydan gelen talimatın gereğini yapıyorlar. Faizi indirin dedikleri zaman indiriyorlar. Hiçbir şekilde Merkez Bankası yöneticilerinin akıllarını çalıştırma zorunluluğu yok. Zaten çalıştırırlarsa görevden alınıyorlar. Böyle bir tablo. Matbaadan para basacaklar mesele bitmiş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 5 kişi gitti geldi. Sanki bunların tamamı geçici işçi. Ya kardeşim bunların hepsi görev yapıyor ya. TÜİK Başkanı biz gittiğimizde içeri almamıştı. Kapıya anahtarı koymuşlardı. Görevde kaldı, sırtı sıvazlandı ama bir şey söyledi sonradan da. Ne itmesi? Kul hakkı yemem dedi. Vay sen misin kul hakkı yemeyen? O zaman seni görevden alıyorum dedi ve aldı. Kul hakkı yiyen kul hakkı yemeyene tahammül edemez. Bu işin gerçeği budur. <laughs> tahammül edemez. Ben haram yiyorsam, benim altında çalışıyorsan sen de haram yiyeceksin kardeşim. Ben rüşvet alıyorsam sen de rüşvet alacaksın. Ben yolsuzluk yapıyorsam sen de yolsuzluk yapacaksın. Beraber kirleneceğiz diyor. O nedenle tahammül edemedi ve aldı. Değerli arkadaşlarım, şimdi bir stratejiden de söz edeyim. AK Parti ve rekasının AK Parti demeyeyim de çok özür dilerim e, AK Partili kardeşlerimden, oy veren kardeşlerimden. Saray ve rekası Erdoğan ve ailesi ve onun çevresindeki insanlar beşli çeteler, dolarla beslenenler, havuz medyasından beslenenler e, köşeyi dönenler bunlardan söz edeceğim. Bunlar önce dediler ki, efendim biz sistemi değiştirelim. AK Parti, MHP ömür boyu biz bu işi götürürüz. Nasıl olsa Muhalefettekiler asla bir araya gelemezler. Bunlar beş benzemez. Bunların bir araya gelmeleri mümkün değil. Biz artık bundan sonra dilediğimiz gibi memleketi yönetiriz. Dilediğimiz gibi vurgun yaparız. Dilediğimiz gibi soygun yaparız. Kimse de bize bir şey soramaz. Meclis e zaten meclise bizim emrimize girer. Yargı e yargı da bizim emrimize girer. Böyle düşündüler. Fakat biz muhalefet partileri olarak bir araya geldik. Birinci ezberlerini bozduk. Bir araya geldik. Ne için? Demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları için bir araya geldik. Devletin saydamlaşması için bir araya geldik. Parlamento'nun güçlü olması için bir araya geldik. Devletin bir kişiye teslim edilemeyeceğini bildiğimiz için bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını korumak için bir araya geldik. Ve bir araya geldik. Birinci ezberleri bozuldu. Sonra İkinci ezber. Baş, daha sonra ikinci propaganda başladı. Efendim bunlar bir araya geldiler ama bunlar kazanamazlar. Bakmayın bir araya geldiler. Ne olacak işte? Geldiler. Bir süre sonra da göreceksiniz bunlar kazanamazlar. Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde kazandığımızı gördüler. İkinci ezberleri de bozuldu. Evet kazandık. Evet onların bütün hayallerini yıktık. Ama gençlere hayal kurma fırsatı tanıdık ve tanıyacağız. Gençler hayalleriyle yaşayacaklar. Onlar hayal kuramıyorlar şimdi. Panik içindeler. Eyvah geldiler ve kazandılar. O nedenle hazmedemiyorlar. O nedenle baskıyı artırıyorlar. Şimdi üçüncüye başladılar. Efendim bunlar kazanacaklar ama memleketi yönetemezler. Şimdi bunun propagandasını yapıyorlar. Vallahi de billahi de. Memleketi, bu güzel ülkeyi sizin takımınızdan çok daha güzel, çok daha adaletli ve namusuyla yöneteceğiz. Namusuyla. Milletimin şahit olmasını istiyorum. Memleketi bunlardan çok daha güzel yöneteceğiz akılla yöneteceğiz, bilgiyle yöneteceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. O nedenle söylüyorum, geliyor, gelmekte olan. Bunun için korkuyorlar. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Yönetemeyenler yolun sonunda yönetebilecekler son olarak, İşin başına geldi. Hayırlı olsun efendim. Son olarak bütün il ve ilçe başkanlarına söylüyorum. Bu pankartı afiş haline getirip bütün il ve ilçe başkanlıklarını asacaklar. Birleşimi kapatıyorum.